Arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda trigonometrinin AYT kitabını, trigonometri bölümünün 9. testiyle bulunmaktayım. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Testimizde 7 soru var. İlk soru biraz uzun gördüğünüz gibi. Öğretmenin tahtaya yazdığı böyle bir soru var ve bu soruya Kadir böyle bir çözüm yapıyor. Kadir çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi gibi yazarsa doğru olur çözümü, cevabı doğru olur diye soruyorum. Bir kere arkadaşlar şurası sizde doğru, bende yanlış. Burası 1 bölü kök 2 olacak. Burası 1 bölü kök 2'nin karesi olacak. Gerisinde problem yok. Bunlar da aşağı kaysın. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bakalım Kadir ne yapmış? Sin x eksi cos x'i 1 bölü kök 2 olarak görmüş. Ondan sonra sin x eksi cos x'in iki tarafından karesini almış. Çünkü sin x eksi cos x'in karesini biliyor. Burası 1 olacak. Yazdı. Burası sin 2x olacak. Yazdı. 1'den sin 2x'i çıkartınca 1 bölü kök 2'nin karesi olan 1 bölü 2 olacak. Yazdı. Sonra 1'den neyi çıkarsam 1 bölü 2 olur dedi. O zaman sinüs 2x'in 1 bölü 2 olması lazım dedi. Öyleyse dedi. 1 bölü 2 sinüs 30 olduğu için 2x ya 30 artı 360k'dır ya da 150 artı 360k'dır dedi. Ondan sonra dedi ki buradaki her şeyi 2'ye böleyim. 15 artı 180k veya 75 artı 180k olacak dedi. 180k'nın manası istediğim kadar 180 ekleyebilirim demek. O zaman burada 15 kökü var, 15 derece. Bir de 195 derece kökü var. Bunlardan biri olacak buradaki kökler. Burada da 75 derece kökü var. Bir de 180 derece eklediğim zaman 255 derece kökü var. Hangileri olacak? Hepsi birden olacak mı falan filan. Şimdi Kadir'in burada yaptığı hata değil de görmesi gereken bir şey var. O da şu, sizin de böyle sorularda görmeniz gereken bir şey var. Sin x eksi cos x'in karesini aldığım zaman kök sayısını artırırım. Nasıl artırırım? Çünkü sin x eksi cos x'in karesini 1 bölü 2'ye eşitlediğim zaman sin x eksi cos x'i 1 bölü kök 2 de saymış oluyorum. Eksi 1 bölü kök 2 de saymış oluyorum. İkisinin de karesi 1 bölü 2 oluyor çünkü. O yüzden burada mesele sin x eksi cos x'i gerçekten 1 bölü kök 2'ye mi eşitleyebiliyorum? Eksi 1 bölü kök 2'ye mi eşitleyebiliyorum? Yani aslında Kadir'in yapması gereken şu, bu açılardan hangileri için sinüs kosinüsten daha büyük olacak pozitif çıkması için. Mesela 15 derece benim açılarımdan biri değil. Neden 15 derece benim açılarımdan biri değil? Çünkü 15 derecenin sinüsü kosinüsten daha küçük. Kosinüs 15, sinüs 75 demek. Sinüs 75, sinüs 15'ten daha büyük. O yüzden 15 derece olamaz. 15 olanları silmem lazım. Kadir bunları işaretlememeli. 75 derece olur mu? Evet. Sinüs 75, sinüs 15'ten daha büyük. O yüzden onda bir problem yok. O yüzden Denizli doğru cevap olacak. 255 derece için de aynı şey geçerli. Kontrol edebilirsiniz. Yani kare alırken ekstradan, yani ekstradan 2 kök bu denklem için geçerli. Kare aldığınız zaman kökleri iki katına çıkarmış oluyorsunuz. Bu köklerden bazıları doğru çıkmayabilir. Onları kontrol etmeniz gerekir. Sorusuydu bu. Geçtim ikinci soruma. X bir gerçel sayı olmak üzere sin x eksi cos x'in sin x çarpı cos x denklemi sağlayan x değeri için tan x eksi cot x farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar sin x eksi cos x sin x cos x'e eşitse bu nedir? Hemen ben ne yapıyorum? Tan x eksi cot x'i şıklara da bakarak bunu yapacağımı görebiliyorum zaten. Sin bölü cos eksi cos bölü sin şeklinde yazıyorum. Sin x bölü cos x eksi cos x bölü sin x şeklinde yazdım. Sonra ne yapıyorum? Payı da eşitliyorum. Sin kare x eksi cos kare x bölü sin x cos x. Yukarı taraf 2 kare farkı. Orayı öyle ayırayım. Sin x eksi cos x parantezinde sin x artı cos x olsun. Bölü sin x çarpı cos x. Bunlardan hiçbiri sıfır olamayacağı için. Şimdi bir kere onu anlaşalım. Sinüs x ile kosinüs x ise sıfır olamaz. Neden sıfır olamaz? Çünkü içlerinden biri sıfır olduğu zaman diğeri sıfırdan farklı bir şey olmak zorunda. Bir açının hem sinüsü hem kosinüsü sıfır gelemez. Eğer içlerinden biri sıfırsa sağ taraf kesin sıfır, sol taraf kesinlikle sıfır değil çıkar. Bu eşitlik sağlanamaz. O yüzden sinüs x ile kosinüs x ise sıfır değil. O yüzden bunların hiçbiri sıfır değil. O yüzden sinüs x eksi kosinüs x yerine sinüs x çarpı kosinüs x yazarsam bunları gideceğini, cevabın sinüs x artı kosinüs x geleceğini görürüm dedim. Geçtim.
Aşağıda ABCD dik üçgeni verilmiştir. BCD açısı ve CAD açısı alfa ise sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanının oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen yapıyor. Şimdi olay şu. Bir yere bir ad vermem lazım. Hem bu alfayı hem bu alfayı kapsayacak şekilde iki üçgende de ortak olan kenara buraya bir A adı verdim. Şuraya X dedim, buraya da Y dedim. Neden? Çünkü sarı bölgenin alanı demek. A çarpı X, pardon, sarı bölgenin alanı bu değil. Bu mavi bölgenin alanı. A çarpı X bölü 2. Sarı ile mavinin toplamı da A çarpı X bölü 2 artı, pardon, A çarpı Y bölü 2. Bu sarı artı mavi. Büyük üçgen yani. O zaman sarıyı bulmak istiyorsam A çarpı Y bölü 2 eksi A çarpı X bölü 2 yaparım. Bu sarı. Bunu maviye bölecekmişim. A çarpı ne olacakmış? Mavi A çarpı X bölü 2 olacakmış. A bölü 2'lerin hepsinin gittiğini, bana aslında Y eksi X bölü X'i sorunu görebiliyorsam bir problem yok demektir. Şimdi soruyu yapmaya çalışacağım. Ben büyük üçgene baktığım zaman tanjant alfanın A bölü Y olduğunu görebiliyorum. Yani aslında Y dediğim şey Y eşittir. Bunu da bunun altına attım. A bölü tan alfa. 1 bölü tan alfa kot alfa olduğu için A çarpı kot alfa bu arkadaş. Bir de küçük üçgene baktım, yine tan alfayı kullanabilirim. Tan alfa dediğim şey X bölü A. Yani X dediğim şey A çarpı tan alfa. Yerine koyacağım. Yerine koymadan önce de şöyle yapacağım. Burası y bölü x eksi x bölü x yani 1 bu arkadaş. Y'yi x'e bölelim. A çarpı kotanjant alfa bölü a çarpı tanjant alfa eksi 1'i soruyor bana da. A'ların gittiğini, tanjant alfanın yukarıya kotanjant alfa olarak çıktığını görürsem bir problemi yok demektir. Geçtim. Sin x eksi 2 cos x'in 0 olduğunu söylüyorsa hangileri eşitliğini sağlayan x değeri için bu oran nedir diye soruyor. Ben soruyor. Hemen yapmaya çalışalım. Cos 2x'i sin 2x'i bulabilir miyim? Evet, dar açı her şeyi vermişim ya. O zaman ben tanjant x'i bulabiliyorum böyle bir denklemde. Karşı tarafa attım, 2 cos x'i böyle oldu. Cos x'i paydaya attım, sin x'in altına attım, böyle oldu 2. Ben buradan tanjant x'in 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman bir üçgen çizer. Sinüs x'in kosinüs x'in ne olduğunu yazarım. Burası x ise tanjantın 2 olabilmesi için karşı bölü komşunun 2 olması lazım. Karşıya 2 komşu 1 yazdım. Burası da kök 5. O zaman sinüs x dediğimiz şey karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 5. Kosinüs x dediğimiz şey 1 bölü kök 5'tir. Dar açı olduğu için çok rahatım bunları yazarken. Sonra dedim ki sinüs 2x nedir? 2 sinüs x kosinüs x. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Eksi kosinüs 2x nedir? Kos kare eksi sin kare. Yazdım. 1 bölü kök 5'in karesi. Şöyle yan yana yazdım. Eksi 2 bölü kök 5'in karesi. Onları da şöyle yan yana yazdım. Bölü aynı şeyler var. Şimdi yukarısının ne olduğunu söyleyeyim ben. 4 bölü 5 burası. Eksi 3 bölü 5 burası. Yani yukarısı 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 ise aşağısı eksi eksi 3 bölü 5'ten artı 3 bölü 5 oldu. Aşağısı sadece işaret değiştiriyor. 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 oluyor. Ortadaki işaret değişti. Yukarısı 7 bölü 5, aşağısı 1 bölü 5. Böldüğüm zaman 7 geleceğini gördüm. O soruyu da geçtim. X ve Y birer basit kesir olmak üzere. Arksin X, Ark cos Y toplamı 2 pi bölü 7 ise Arksin Y, Ark cos X toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyorum. Şimdi ben biliyorum ki arc sin x artı arc cos x'in cevabını biliyorum arkadaşlar. Nereden biliyorum? Hemen size de söyleyeyim. Burası alfa açısı olsun. Arc cosların arc sinlerin sonucu bir alfa açısı, bir beta açısı olur. Burası beta açısı olsun. Ben buradan şunu görebiliyorum. Alfanın sinüsü eşittir x'tir. Buradan da şunu görebiliyorum. Beta'nın kosinüsü eşittir x'tir. O zaman ben şunu görebiliyorum. Alfanın sinüsü ile betanın kosinüsü aynı şeye eşittir. O zaman alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. Çünkü birbirini 90 derecede tamamlanan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. O zaman bunun cevabı pi bölü 2.
Yani ben buraya K desem, şöyle toplasam, bununla bunun toplamı pi bölü 2 çıkacak. Aynı şekilde bununla bunun toplamı da pi bölü 2 çıkacak. Topladığım zaman pi gelecek. K artı 2 pi bölü 7. 2 pi bölü 7'yi karşı tarafa atacağım. Soru bitecek dedim. Altıncı soruya geldim. Alfa bir daraç olmak üzere gerçel sayılar üzerinde bir f fonksiyonu aha da böyle tanımlanıyor. F eksi 2 çarpı f 2 2 eksi 2 kök 3'te alfa nedir diye soruyor hep. X'in yerine eksi 2 ve 2 koyacağım. X'in yerine eksi 2 koydum. Eksi 2 kosinüs alfa artı 2 sinüs alfa. X'in yerine 2 koydum. 2 kosinüs alfa artı 2 sinüs alfa. Bunun cevabı eksi 2 kök 3 oldu. Şimdi burada iki kare farkı var. A eksi B, A artı B çarpımı var. O zaman bunun karesinden bunun karesini çıkaracağım. O zaman 4 sin kare alfa eksi 4 kos kare alfa var burada. Bunun cevabı eksi 2 kök 3. İki tarafı da eksiyle çarpsam 4'e bölsem. Eksiyle çarptığım zaman 4'e böldüğüm zaman burası kos kare alfa eksi sin kare alfa çıkar. 4'ler gider yer değiştirir. Eksiyle çarptım eksi gitti. 4'e böldüğüm zaman 4 ile 2 gidecek. Kök 3 bölü 2 olacak. Ve güzel olan taraf kos kare eksi sin kare ne olduğunu bilmem. Kos 2 alfa. Biliyor muyum? Biliyorum. Alfa nedir? Şimdi arkadaşlar alfanın daraç olduğundan bahsediyor. Kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 30 derecedir arkadaşlar. 2 alfa 30 derece çıkacak. O zaman alfa 15 derece çıkacak. 15 derece pi'nin 12'de biri. Bir an göremedim. Yanlış mı dedim? Ama gördüm sonradan. Tebrik ettim kendimi. Geldim sıradaki soruya. Birden 20'ye kadar K'nın yerine değer koyarsam tan kare K eksi A çıkıyormuş. Birden 21'e kadar sek kare K eksi değer koyarsam B çıkıyormuş. B eksi A'nın da 24 olduğunu söylüyor bana. Buna göre diyor X aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıyı yazıyorum ben. K'nın yerine 1 koydum. K'nın yerine 1 koyunca tan kare X çıktı. 2 koyunca tan kare 2X çıktı. Böyle böyle gitti. Nereye kadar? Tan kare 20x'e kadar. Aşağıda ne oluyor? Sekantın karesi x artı sekantın karesi 2x artı vesaire. Sekantın karesi 20x de var yukarıdaki gibi ama bir de 21x var. Sekantın karesi 21x var. Ve bana diyor ki b eksi a 24. Benim burada şunu bilmem şart. Şimdi sekant kare x'ten sekant kare x'ten tan kare x'i çıkartınca ne olur? Bu bilinse güzel olur. Sekant dediğim şey 1 bölü kosinüs, 1 bölü kos kare oldu burası. Tanjant dediğim sinüs bölü kosinüs, sin kare bölü kos kare oldu burası. Dikkatinizi çekiyorsa 1 eksi sin kare bölü kos kare oldu. 1 eksi sin kare de kos kare olduğu için bunun cevabı 1 geldi. Yani bir açının sekantının karesinden tanjantının karesini çıkartırsanız her zaman 1 çıkar. Şimdi b eksi a şu demek o yüzden b eksi a. Bundan bunu çıkarttım 1 çıktı, 1 çıktı, 1 çıktı, 1 çıktı. Burada 20 tane 1 var şunu saymasam 20 tane 1 var. Yani 20 çıkacak orası. Bir de ekstradan sekant kare 21x kalacak. Ve bunun cevabı 24 olacak. O zaman sekantın karesi 21x sekantının karesi ne olacak? 4 olacak. O zaman sekant 21x dediğimiz şey ya 2 olacak ya eksi 2 olacak. Artı eksi 2. Şimdi şıklara bakarsanız şu hariç hatta 21 bölü 42 bu da sıfırcı yapıyor zaten onu geçtim. Bir 2 çıkması lazım yani buralar hep daraç. Hatta bu da mı daraçı? Bu daraç değil, bu geniş açı. Sekant geniş açıda eksi 2 olabilir. Neyse ben deneyeceğim. Diyeceğim ki sekant 21x 2 ise kosinüs bunun tersi kosinüs 21x eşittir 1 bölü 2 çıkacak ya da eksi 1 bölü 2 çıkacak. Yine aynı şekilde kosinüsü 1 bölü 2 olan açı 60 derecedir. Burası pi bölü 3 olsa olur yani. Yani pi bölü 63 yerine koysam pi bölü 3 çıkıyor. Olur yani diyeceğim. Ve arkayı göstermeden videoyu bitireceğim. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.